Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk videomda basit hesap işi tekniğini soldan sağa doğru yatay olarak anlatmıştım. Bir de bunun aşağıdan yukarıya dikey olarak yapılması var. Onu anlatacağım şimdi. İğnemizi çıkıyoruz ve sağa doğru 3 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3 ve batıyoruz. İğnemizi ilk çıktığımız yerden yukarıya doğru 1, 2, 3 iplik sayıyoruz. Ve sağa doğru 3 iplik sayıyoruz tekrardan. 1, 2, 3. Bu şekilde yukarıya doğru 3 iplikten yatay işlemeler yapıyoruz. Atışlar yapıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Bu şekilde 1, 2, 3. Yukarıya doğru böyle çıkıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi aşağı inip bu çizgilerin aralarını kapatmamız gerekiyor. İğneyi battığımız deliğin hemen karşısından tekrardan çıkıyoruz. Ve alttaki çizginin çaprazını buraya batıyoruz. Soldan çıkıyoruz. Sağ alt köşeye batıyoruz. Soldan çıkıp bu şekilde aşağı doğru iniyoruz. Bu şekilde aşağı doğru indik. Şimdi ikinci sıra yaparken buradaki delikten sola doğru 3 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3 ve çıkıyoruz. Tekrardan aynı karşıdaki deliğe batıyoruz. Buradan yukarıya 3 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3 ve karşıdaki deliğe batıyoruz. 3 iplik sayıp 1, 2, 3. Burası zaten otomatikman olarak 3 iplik olmuş oluyor. 1, 2, 3. Batıyoruz. Daha büyük kasnak kullanıp iki elinizi birden kullanırsanız daha seri çalışırsınız. Ben göstermek için böyle küçük bir kasnak kullandım. O yüzden biraz oyalıyor. Benim kullandığım keten Panama keteni. Şu anda örnek olarak gösterdiğim keten. 3 iplikten yaptığım için çok büyük oldu. Demek ki bu kalınlıkta ve bu aralıklı Panama ketenine 2 iplikten işleme yapmam gerekiyor. Bu da örnek olmuş oldu. Bu aralardaki boşlukların gözükmemesi gerekiyor çünkü. Bu şekilde aşağı doğru iniyoruz. Şimdi ben bunu göstermişken şimdi size bunun da gözlemesi var. Bunu göstereyim. İğneyi en son buradan battıktan sonra karşıya geçiyoruz. Bu tarafa sola doğru. Yukarı çıkıyoruz. İlk gösterdiğim videoda gözleme videosunda gösterdiğim gibi tekrardan bir dolu bir boş şekilde teğer alır şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Ve şimdi tekrardan bu şu boşlukları doldurmamız gerekiyor. İğneyi battığımız deliğin hemen 3 iplik altından yani şuradan tekrardan yukarı çıkıyoruz. Aşağıdaki deliğe batıyoruz. Bu şekilde gözlemimiz oluyor. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Hemen bunun karşısına geçiyoruz. Buraya. Yukarı çıkıyoruz. Aşağı iniyoruz. Ve buradan yukarı çıkıyoruz.
Şimdi bu boşlukları kapatmamız gerekiyor. Hemen aşağıya iniyoruz. Evet. Şimdi burayı da aşağı doğru inelim. Ve karşıya geçiyoruz. Sağa geçiyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Böyle tel alır gibi çok kolay. Çok zevkli. Bunun adı gözleme diyoruz buna biz. Bu şekilde yukarıya çıkıyoruz ve tekrardan boşlukları doldurmak için aşağı iniyoruz. Evet, bu şekilde dikey olarak hesap işi nasıl yapılır ve gözlemesini nasıl yapılır bu şekilde anlatmış olduk. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden ya da muhabbet sofrası Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yorumları, sorularınızı sorabilirsiniz. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.